Herkese merhabalar, herkese selamlar. Değerli takipçilerim, YouTube Üniversitesi'ne, üniversitemize hoş geldiniz. Ee, devam etmekte olduğumuz e, Kamu Yönetimi'ne Giriş dersinin e, bu hafta beşinci videosunu dersini oluşmak üzere birlikteyiz. Geçen hafta dördüncü video, videoda devletin siyasi rejimi içerisinde yer alan yasama ve yargı organlarına ilişkin tarihçe gelişmeler ve temel niteliklerden bahsetmiştik. Bu anlamda bu, bugün ise ee, dar anlamda kamu yönetimine tekabül eden e, yürütme organına ilişkin e, konulardan bahsedeceğiz. E, o zaman hemen e, sunumumuzu sizlerle paylaşayım. Evet, değerli takipçilerim, değerli öğrencilerim, e, bugün dediğim gibi e, kamu yönetimine giriş dersini beşinci hafta dersini yapıyoruz dersimize geçmeden önce yine her hafta yaptığım gibi kanalıma abone olmayı ve beğen tuşu olmayı unutmayın ve beğen tuşuna basmayı unutmayın sloganımı tekrar etmek istiyorum Benimle iletişim kuracağınız adresler ekranda görüyorsunuz İlgili mail adresi ve diğer sosyal medya mecralarından bana ulaşabilir dersle ilgili veya daha genel konularla ilgili sorular sorabilirsiniz diyerek başlayayım Evet kamu yönetimine giriş dersinin 5. hafta videosunu oluşturmak üzere birlikteyiz. Evet. Evet. Kamu yönetimine giriş dersinin 5. haftasında dediğimiz gibi devletin siyasi rejiminin bir önemli bir boyutunu, buğutunu oluşturan yürütme organı ile ilgili. Tabii çok geniş bir konu bu. Biz bu haftalık süremizde anayasal ilkeler, ve Türk Kamu Yönetimi'ne egemen olan temel ilkeler e, konusu üzerinde duracağız. Bunları iteneceğiz. Haftaya da kaldığımız yerden devam ederiz. E, özellikle e, merkezi yönetim içerisinde önemli yer tutan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu konusuyla haftaya devam edeceğiz. Öncelikle bu hafta e, Türkiye Cumhuriyetinin üniter bir devlet olduğunu, e, yani tek bir yasama, tek bir yürütme ve tek bir yargı organına sahip oldu olan bir devlet sistemine sahip olduğunu geçen hafta söylemiştik ve yasama ile yargıyla ilgili konulardan bahsetmiştik arkadaşlar Evet bugün e, yargıyla e, ilgili e, kısmında en son bahsettik yürütme ile ilgili yürütme organı ile ilgili neler söyleyebiliriz ona bakalım yasama ve yargı fonksiyonlar dışında kalan devlet fonksiyonlarını arkadaşlar biz yürütme adını veriyoruz bu fonksiyonu yerine getiren tüm kamu kurumu ve kuruluşları yürütme organını e, oluşturuyor, meydana getiriyor. Merkezi yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının bütününü yürütme organı olarak tanımlayabiliriz. Biz yürütmeyi bu anlamda, bu açıdan dar anlamda kamu yönetimi tanımıyla özdeşleştirebiliriz. Devletin icra organları diğer bir ifadeyle kamu bürokrasisi, e, spesifik manada kamu yönetimini, dolayısıyla da yürütmeyi e, meydana getirmektedir yürütme organı ilerleyen derslerde de ayrıntısı açıklanacağı gibi burada konuya e, konuya giriş niteliğindeki e, bilgilerle yetiniyoruz. Evet. Arkadaşlar e, e, Türk kamu yönetiminin e, hem yapısal anlamda hem de e, işlevsel anlamda işleyişine egemen olan anayasal ilkelerin ayrıntısına geçmeden önce anayasanın başlangıcında yer alan bazı temel ilkelere atıfta bulmak istiyorum. Bunlar Atatürk ilk ilke ve inkılaplarına bağlılık, Atatürk milliyetçiliği, Atatürk medeniyetçiliği, Türk varlığının varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği, çağdaş medeniyet düzenine ulaşma azmi, milli egemenlik, anayasanın ve hukukun üstünlüğü, hürriyetçi demokrasi, kuvvetler ayrılığı ve layıklık ilkeleri, yine her türlü vatandaşın onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı, Türk vatandaşlarının milli varlığa karşı hak ve ödevlerde nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu gibi e, anayasanın başlangıç kısmında yer alan bazı ilkelerin Türk kamu yönetimini hem yapısal hem de işlevsel anlamda etkilediğini söyleyebiliriz. Daha önce de söylediğimiz gibi 1982 Anayasası bir tepki anayasası niteliğinde ortaya çıkmış bir anayasa ve o dönemin darbenin hemen ertesi oluşan koşullarda e, yapılan bir anayasada başlangıçta bu tür temel ilkelere yer verilmiş. Evet, devletin siyasi rejimiyle ilgili anayasada yer alan ilkelerden birincisi arkadaşlar, cumhuriyetçilik ilkesi. Bakalım ne ifade ediyor, anlamı, içeriği nedir? Devletin şeklini ele alan anayasanın birinci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyettir. Cumhuriyet, devlet başkanlığının babadan oğula veraset yoluyla intikal etmediği devlet şekli olarak kısaca tanımlanabilir. Devlet şekli olarak cumhuriyet, egemenliğin bir kişiye veya zümreye değil, toplumun tümüne de ait olduğu bir devleti ifade etmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde anayasanın birinci maddesi, cumhuriyetçilik ilkesini öngörerek Türkiye'de devlet başkanlığının irsi olarak intikal etmesini yasaklamaktadır. Yani padişahlığı, krallığı e, yasaklamaktadır rejim olarak anayasanın birinci maddesi. Anayasanın... E, baş, anayasanın e, içeriğinde yer alan, devletin siyasi rejimini belirleyen ilkelerden ikincisi arkadaşlar, üniter devlet ilkesi. Üniter devleti biz, devletin ülke, millet ve egemenlik unsuru bağlamında teknik özelliği gösterdiği devlet şekli olarak tanımlayabiliriz. Anayasamızın üçüncü maddesi, 1982 Anayasası'nın üçüncü maddesi, Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür ifadesine yer vermek suretiyle üniter devlet ilkesini kabul ettiğini ilan etmiştir. Anayasa'da yer alan e, kamu yönetimini etkileyen temel ilkelerden bir tanesi de insan haklarına saygılı devlet ilkesi arkadaşlar. Burada da e, dikkat ederseniz e, Mümtaz e, Soysal hocanın ifadesiyle e, aslında e, Anayasa insan haklarına dayanan bir devlet ol, olmayı hedeflemeliydi. Burada devlet için insan, e, yani devlet adını verdiğimiz siyasal organizasyon için insan haklarına saygılı devlet devlet ilkesi yeterli bir e, ifade değildir. Bunu söyledikten sonra antiparantez, anayasanın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına nokta nokta bir takım şeyler sayıyor, biraz sonra bahsedeceğiz. Ee, bir, e, say, bir devlettir e, ifadesi yer alıyor. Burada demek ki anayasanın ikinci maddesi itibariyle biz e, Türkiye Cumhuriyeti'ni insan haklarına saygılı bir devlet olarak tanımlıyoruz. İnsan haklarına saygılı devlet ifadesi değeri, üstünlüğü, kutsallığı nedeni insan haklarına karşı özenli, dikkatli ve ölçülü davranan devlet devleti ifade etmektedir burada anlaşılacağı üzere. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesinde bu ifadeye yer vermek suretiyle insan haklarına karşı duyarlı olacağının taahhüdünü bu şekilde vermiş olmaktadır. Türk kamu yönetimini etkileyen anayasada yer alan bir diğer ilke de Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi. İlk kez 1924 Anayasası'nda kullanılan milliyetçilik teriminin yanlış anlaşılmalara yol açabileceği kaygısıyla 1961 anayasasında milli devlet terimi kullanılmıştır. Yine benzer kaygılar nedeniyle 1982 anayasasında ise Atatürk milliyetçiliği ifadesi tercih edilmiştir. Milliyetçilik millet çıkarlarını her şeyin üzerinde tutma şeklinde burada özü itibariyle tanımlanabilir. Millet konusunda ise objektif ve subjektif olmak üzere iki değişik millet ulus anlayışından söz edilebilir. 1982 Anayasası'na göre. Burada e, at, atıfta bulunulan objektif milliyet millet anlayışı, milleti oluşturan bireylerin arasındaki birliği, din birliği ve dil birliği gibi bir takım e, objektif bağları gözetmektedir. Bunları göz önünde bulundurmaktadır. Subjektif millet anlayışına göre ise millet aralarında duygu birliği, amaç birliği bulunan insanların oluşturduğu topluluk olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda iki millet anlayışına dayanan iki değişik milliyetçilik anlayışından söz etmek mümkündür. Objektif ve subjektif milliyetçilik anlayışı burada öne çıkan e, önemli iki kavram. Atatürk'ün yaptığı millet tanımlamalarından anlaşılacağı üzere Atatürk subjektif millet anlayışını benimsemiştir. Nitekim 1982 Anayasası da Türklüğü objektif unsurlara hiçbir göz göndermede bulunmayarak vatandaşlık bağı ile tanımlayan bir yaklaşımı tercih etmiştir arkadaşlar. Anayasanın altıncı maddesine göre Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür e, demek suretiyle bir cümlede konuyu açıkl açıklığa kavuşturmuştur. Evet devletin siyasi rejimi içerisinde e, bir diğer anayasal ilke de demokratik devlet ilkesi arkadaşlar. Anayasanın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlettir şeklinde burada tanımlak, tanımlanmaktadır. Yine demokratik devlet, demokrasiye uygun devlet anlamını burada ifade ediyor. Demokrasi ise, demokrasiyi ise biz normatif ve ampirik olmak üzere iki şekilde tanımlayabiliyoruz. Normatif demokrasi ideal durumu ortaya koymakta, koymaktayken halkın halk tarafından halk için yönetimini ifade eden bir yaklaşımı sergilemektedir. Ampirik demokrasi ise arkadaşlar gerçek demokrasileri esas almakta e, demokrasinin tanımı noktasında şu altı şartı ileri sürmektedir. Demek ki pratikte, uygulamada, ampirik anlamda e, bir demokrasiyi tanımlayan altı temel özellikten bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi etkin siyasal makamlar seçimle belirlenmelidir. İkincisi düzenli aralıklarla seçimler tekrarlanmış olmalıdır. Seçimler serbest olmalıdır. Yani A partisi katılıp B partisi katılma, katılmadığı bir demokrasi demek ki olmuyor. Yine birden fazla siyasal parti olmalıdır. Yani tek parti ile demokrasi olmuyor. Yine muhalefetin iktidara yükselme şansı olmalıdır. ya yani muhalefetin sesini kesip e, kendini çalıp kendi oynayan bir demokrasi olmaz demek ki. Temel, temel kamu hakları tanınmalı ve güvence altına alınmalı. Demek ki temel hak ve özgürlükleri ile ilgili e, ciddi e, bir güvence sistemi oluşturmalıdır. Baktığımızda Türkiye'nin anayasal düzeninin, ampirik demokrasinin bu altı şartını sağladığını görüyoruz. Tabi pratikte bazı e, ciddi sorunlar da yaşanıyor. Bunu da antiparantez belirtmek gerekiyor. Gerçekten de Türkiye'de etkin siyasal bakanlar seçimle iş başına gelmekte. Düzenli aralıklarla yani beş yılda seçimler tekrarlanmakta. Seçimler serbest, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel ve açık sayım ilkelerine göre yapılmakta, birden fazla siyasi parti seçimlere katılabilmekte yine muhalefette iktidar olma imkanı verilmekte ve temel kamu hakları tanımakta ve güvence altına alınmaktadır şeklinde bir ifade mümkün ama yine şunun altını çiziyorum ki özellikle son yıllarda bu demokrasinin temel bileşenleriyle ilgili Türkiye'de ciddi sorunlar da yaşanıyor bunu da belirtmek gerekiyor Evet devletin siyasi rejimi içerisinde e, anayasal ilkelerden Türk kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel e, durumunu belirleyen temel ilkelerden birisi de önemli ilkelerden birisi de arkadaşlar laik devlet ilkesi. 1982 Anayasası'nın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. Laik devletin din hürriyeti ve din, din ve devlet işlerinin ayrılığı olmak üzere iki cephesinden, iki yönünden bahsetmek mümkün. Demek ki laiklik dediğimizde, laik devlet dediğimizde bir din hürriyeti, ikincisi din devlet işlerinin ayrılığı gündeme gelmektedir. Bu ikisini birden sağlaması gerekmektedir. Bir devletin layık olabilmesi için din hürriyetini tanıması ve güvence altına alması gerekmektedir. Din hürriyeti ise kendi içinde inanç hürriyeti ve ibadet hürriyeti olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İnanç hürriyeti kişinin istediği bir dini seçebilmesini, hatta istiyorsa herhangi bir dini seçmeyebilmesini de ifade etmektedir. Anayasanın 24. maddesinde şöyle ifade ediliyor bu husus. Herkes vicdan, dini, inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir ifadesinin altını çizmek gerekiyor. Layık devlet ilkesinin bir diğer yönü de arkadaşlar, ibadet hürriyeti hususu. Kişinin inandığı dinin gereklerini ve vecibelerini serbestçe yerine getirebilmesi anlamına geliyor burada ibadet hürriyeti. Anayasa ibadet hürriyetini 14. maddede sınırlı bir şekilde tanımış e, görünüyor. Layık devlet ilkesinin ikinci yönünü ise din ve devlet işlerinin ayrılığı oluşturmaktadır. Bir devlette de din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmış olduğunu söyleyebilmek için devletin resmi dinin olmaması, devletin bütün din mensuplarına eşit davranması mezhepler de buna dahil ve bütün dinler karşısında tarafsız olması, din kurum, e, kurumları ile devlet kurumlarının birbirinden ayrı olması ve hukuk kurallarının din kurallarına uymak zorunda olmaması gerekliliği olmazsa olmaz bir nitelik olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet geldik devletin siyasi rejimi içerisinde önemli bir diğer ilke sosyal devlet ilkesi. Yine anayasanın ikinci maddesinde öngörülen sosyal devlet ilkesine göre devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla toplumsal ve ekonomik hayata aktif müdahalesinin meşru ve gerekli görüldüğü bir anlayış burada sergileniyor. Sosyal devlet anlayışı liberal felsefeden esinlenen devletin görevlerini savunma, adalet ve güvenlik hizmetleriyle sınırlayan jandarma devlet anlayışının tersi olarak tanımlanabilir. Ayrıca sosyal devlet üretim araçları üzerinde özel mülkiyeti tamamen veya büyük ölçüde ortadan kaldıran, ekonomik hayatın düzenini serbest rekabet yerine merkezi planlamaya dayandıran sosyalist devletten de ayrılmaktadır. Bunu da altını çizelim. Peki nedir sosyal devlet ilkesi? Neyi içeriyor? Devletin neleri yapmasını öngörüyor? Sosyal devlet üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet hakkını tanımakta ekonomik hayatın düzenini, serbest piyasa ekonomisinin kurallarına dayandırmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla sosyal devlet serbest rekabetçi kapitalist ekonomik sistemin günümüz şartlarına ve gereklerine uyarlanmış şekli olarak tanımlanabilir. Nitekim 1982 Anayasası mülkiyet ve miras haklarını ve çalışma sözleşme ve özel teşebbüs hürriyetini tanımlayan bir yaklaşım sergilemektedir. Sosyal devlet özel mülkiyet anlayışını tanımakla birlikte sosyal devletin mülkiyet anlayışı mülkün sahibine mutlak ve sınırsız bir hak da vermemektedir. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sosyal devlette mülkiyet haklarla birlikte yükümlülükleri de ödevleri de içermektedir. Bunu da belirtelim. Sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukuki tedbirler söz konusudur arkadaşlar. Bu tedbirler iki başlık altında toplanabilir. Herkese insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi sağlamaya yönelik tedbirler, tedbirler bunlardan birincisi ki biz bunlara sosyal haklar adını veriyoruz. Sosyal devletin temel amacı herkese insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, adil ücret, sosyal güvenlik, konut, sağlık ve eğitim hakları gibi hakların tanınması gerekmektedir. Devlet bu konulardaki görevlerini ancak mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirmektedir. Gelir ve servet farklarının azaltılmasına yönelik tedbirler burada ikinci fonksiyon olarak, sosyal devlet ilkesinin ikinci gerekliliği olarak ortaya çıkıyor. Devlet bu amacın hayata geçirebilmesi için vergi politikaları, sosyal amaçlı kamulaştırmalar, toprak reformu ve devletleştirme gibi araçlardan ...yararlanabiliyor pratikte. Evet, devletin siyasi rejimi içerisinde... ...Türk kamu yönetimine yön veren... ...bir en değer, en önemli... ...ilkelerden birisidir arkadaşlar. Hukuk devleti ilkesi. Hukukun... ...yönetenler ve yönetilenler olmak üzere... ...herkesi bağlaması anlamına gelen... ...hukuk devleti ilkesi... ...yine anayasanın ikinci maddesinde... E, ...ifade ediliyor. E, uygar... E, demokratik rejimlerin temel özelliklerinden birisi olarak bu ilke karşımıza çıkıyor. Vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulundukları, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistemi ifade ediyor hukuk devleti ilkesi. Yine hukuk devleti kavramı devletin hukuk kurallarına bağlı olmadığı polis devleti kavramının karşıtı, zıttı olarak ele alınabilir, düşünülebilir. Bir devletin hukuk devleti olarak nitelendirilebilmesi için belirli şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Arkadaşlar bu şartlar bir hukuk devletinin genel gerekleri ve ikinci olarak da hukuk devletinin özel gerekleri olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Hukuk devletinin gere genel gereklerine baktığımızda, birincisine baktığımızda yasama organının hukuka bağlı olması, yürütme organının hukuka bağlı olması ve yargının hukuka bağlı olması. Yani yasama, yürütme ve yargı Erkekleriyle birlikte, bütün çalışanlarıyla birlikte, bütün sistem olarak hukukla bağlı olması gereken bir e, durumu ifade ediyor hukuk devleti ilkesi. Türkiye'de her her organda, e, üç organda hukuka bağlıdır. E, en azından e, öyle görünüyor. Hukuk devletinin özel gerekleri ise arkadaşlar e, şu şekilde sayılabilir. İdarenin bütün eylem ve işlemlerine yargı denetiminin tabi olmalıdır. Yargıya açık olmalıdır. Ee, Türkiye'deki bu beş istisna vardı. Ancak bu istisnalar e, kaldırıldı. 2010 referandumuyla e, bu anayasadaki bu istisnalar önemli ölçüde kaldırıldı. Yine hakimler bağımsız ve teminatlı olmalıdır. İdarenin faaliyetleri önceden bilinebilir, öngörülebilir olmalıdır. Yani yarın sabah kalktığımızda, öbür gün kalktığımızda devletin ne yapacağına ilişkin devlet organlarının ne yapacağına ilişkin öngörülebilir bir hukuk düzenini ifade ediyor bu anlamda hukuk devleti ilkesi. Yani neyle karşılaşabileceğimize dair önceden belirlenmiş, deklare edilmiş, herkesin uymayı taahhüt ettiği, devletin kendisinin de uymayı taahhüt ettiği bir sistemi ifade ediyor. Hukuki güvenlik ilkesi ve geçmişe etki yasağı. Yani makable şamil olma, şamil olma diyoruz bunu eski dilde. Geçmişe etki yasağı olmalıdır. Yani insanlar e, yaptıkları iş ve eylemler e, veya devlet organları e, yaptıkları iş ve eylemler e, ile ilgili olarak hukuki güvenlik ilkesi e, çerçevesinde korunmuş olmalıdır ve e, geçmişe etki yasağı yani e, işte bugün Örneğin bugün çıkan bir kanunun 10 yıl önceki 5 yıl önceki e, bir konuyu suç olarak tanımladığında, Geçmişe yürüyerek onu cezalandırılma gibi saçma bir e, yola gitmemelidir. Buna da geçmişe etki yasağı diyor, diyoruz. Yani bir devlette bireyler kendilerine uygulanacak hukuk kurallarının neler olduğunu önceden bilme ve kendi davranışlarını ona göre ayarlayabilme imkanına sahip olmalıdır. Kısaca söylersek. Yine idarenin mali sorumluluğunun mevcut olması gereği de e, arkadaşlar hukuk devletinin özel gerekleri arasında yer almaktadır. Evet. E, eşitlik ilkesi arkadaşlar, e, kamu yönetimi Türk kamu yönetimini etkileyen önemli ilkelerden bir tanesi. Anayasanın 10. maddesinde düzenleniyor bu husus. E, herkes dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Anayasa ne güzel düzenlemiş değil mi arkadaşlar? Ne kadar açık bir şekilde düzenleme yapmış. Ah keşke bir de uygulayabilsek. Eşitlik ilkesi şekli hukuki eşitlik ve maddi hukuki eşitlik olmak üzere iki bağlamda yorumlanabilir arkadaşlar. Bunlardan birincisi olan yani şekli hukuki eşitlik kanunların genel ve soyut nitelik taşımasını yani kapsadığı herkese eşit olarak uygulanmasını ifade eder. Maddi hukuk eşitlik ise aynı durumda bulunanlar için haklarda ve ödevlerde, yararlarda ve yükümlülüklerde, sorumluluklarda ve yetkilerde, fırsatlarda ve hizmetlerde eşit davranma zorunluluğunu içermektedir. Yani aynı durumda bulunanların aynı işleme tabi tutulması. Evet arkadaşlar, devletin siyasi rejiminin bir boyutunu oluşturan, önemli bir yanını oluşturan yürütmenin yani dar anlamda kamu yönetiminin e, örgütlenmesine ve işleyişine etkili olan anayasal ilkeleri bu şekilde özetlemiş olduk. Şimdi e, bu konuyu tamamlar nitelikte Türk kamu yönetiminin dünden bu tarafa temel özellikleri üzerinde duralım. Evet. Türk Kamu Yönetimi'nin genel özelliklerine baktığımızda Türk Kamu Yönetimi'nin özelliklerini biz sistem, e, örgüt, görev, işleyiş, kamu görevlileri ve yönetime katılma açılarından ele alabiliriz. Sistem yönünden Türk Kamu Yönetimi sistemi idari rejim veya yönetsel düzen olarak nitelendirilmektedir. Bu sistemde kamu yönetimine uygulanan ayrı ve özgün bir hukuk dalı ve ayrı bir yargı düzeni me me mevcuttur. Bunlar sırasıyla Kamu yönetimi hukuku ve yönetsel yargı olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Bu sistemde kamu yönetimi tek yanlı olarak bağlayıcı kararlar alabilmekte. Aldığı kararları belli koşullarda kendisi uygulayabilmektedir. Sistem yönünden bakacak olursak Türk kamu yönetimine, Türk kamu yönetiminin söz konusu yönleriyle Anglo-Amerikan yönetim sisteminden net bir şekilde ayrıldığına şahit oluyoruz. Çünkü Anglo-Amerikan yönetim sisteminde Kural olarak ayrı bir kamu yönetimi hukuku ve ayrı bir yargı düzeni yoktur. Kamu yönetimine de herkese uygulanan genel hukuk kuralları uygulanmakta. Kamu yönetimine kural olarak özel yetkiler tanınmamaktadır. Bu anlamda bizde sistem farklı. Yani Fransa, Napolyon Fransası örnek alınarak bizde idari rejim bu anlamda hayata konulmuş. Örgüt yönünden bakarsak Türk kamu yönetiminin bugünkü örgüt yapısının kalın çizgilerle imparatorluk dönemindeki yapıya benzediğini görüyoruz. Gerek merkez örgütü ve gerek ve merkezin taşra örgütü, gerekse yerel yönetim kuruluşları bazı ufak değişikliklerle olduğu gibi e, Osmanlı'dan cumhuriyete tevarüs edilmiş, aktarılmıştır diyebiliriz. Cumhuriyet döneminde ise bir yandan bakanlıkların ve bunlara bağlı örgütlerin, diğer yandan da yerinden yönetim kuruluşlarının sayısında ve görev alanlarında artma ve genişleme olduğu görülüyor. Ayrıca devlet ekonomik yaşama bir işletmeci olarak katılması etkinliklerinde geçici ölçüde, e, geniş ölçüde, pardon, geniş ölçüde özel hukuktan yararlanan yeni kamu kuruluşları ortaya çıkartmıştır. Bu da yeni bir durum. Buna karşılık devletin elindeki kamu iktisadi teşebbüslerini özelleştirmek için yeni kamu kuruluşları oluşturduğu da dikkat çekiyor. Türkiye'de kamu kuruluşlarının geliştirilmesinde de yönetim ilkelerine uyulmaması nedeniyle yönetim alanında ortaya çıkan bir karmaşadan, e, kısmi bir kaostan söz etmek mümkündür. Türk kamu yönetiminin genel özellikleri içerisinde arkadaşlar, görev yönünden e, bakacak olursak, kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan görev ve sayısal yönden büyüme eğilimi ve büyümenin belli ilkelere dayanmadan gerçekleştirilmesi, kamu yönetiminin olumsuz yönde etkilen, etkilediğini görüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları gerek yapı, gerekse görev yönünden karmaşık bir duruma gelmiştir günümüzde. Bu durum kamu kuruluşları arasında görev kargaşasında neden olmakta. Bunun sonucunda yürütülmesi gereken hizmetler ortadan kalmak, kalkmakta ve eşküdüm giderek güçleşmektedir. Planla döneme girilmesiyle birlikte 1960 sonrasında yönetimin yeniden düzenleme çalışmalarına başlanılmış ancak kamu kurum ve kuruluşları arasındaki görev kargaşası giderilememiş ve eşküdüm sağlanamamıştır. 1990 sonrası küreselleşme süreciyle Türk kamu yönetimi de hem de yapısal anlamda hem de işlevsel anlamda önemli değişik değişim ve dönüşümlerden geçmektedir arkadaşlar. Kamu görevlileri yönünden bakacak olursak Türk kamu yönetiminin genel özelliklerine kamu yönetiminin personel rejiminde de bir karmaşıklıktan söz etmek mümkündür. Kamu görevlileri Cumhuriyet döneminde eskiye göre düzenli bir biçim, bir biçime sokulmuş ve devlet memurluğu bir meslek durumuna getirilmiştir. Ancak personel politikasının bir sistemden yoksun olarak geliştirilmesi, Sayıca kabarık, verimsiz bir memur kadrosu meydana getirmiştir. Son yıllarda yapılan yeniden düzenleme çalışmaları'nın başarıya ulaştığını söylemek de maalesef e, mümkün değildir. 657 sayılı kanun çerçevesindeki kamu personel rejiminin temel e, sorunları maalesef hala devam ediyor. İşleyiş yönünden baktığımız arkadaşlar Türk kamu yönetimine, Türk kamu yönetimi bürokratik ve merkeziyetçi bir yönetim geleneğine dayanmaktadır merkezi yönetim yerel ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları üzerinde ağır bir vesayet denetimi vardır hala ve giderek de ağırlaşma eğiliminde görünüyor. Bu kuruluşlar gerekli ölçüde idari ve mali özelliğe maalesef kavuşturulamamıştır. 1960 yılında geç, geçilen planlı dönemden sonra gerçekleştirilen yeniden düzenleme ve yeni yönetim geliştirme çalışmaları ve 5 yıllık kalkınma planlarına karşın etkin bir yönetim düzeni kurulamamıştır. Dediğim gibi 2000 Yıllarda e, küreselleşme süreciyle de Türk kamu yönetimi hem önemli fırsatlarla hem de önemli tehditlerle ve bir takım e, sorunlarla, tartışmalarla karşı karşıya kalmıştır. Bugün kamu yönetimi tarafından hizmetin sunumunda kullandığı yöntemler, yöntemler de hizmetlerin gelişmesine katkıda bulunacak ve halkı memnun edecek bir seviyede maalesef değildir arkadaşlar yönetime katılma açısından son olarak yönetime katılma açısından bakarsak Türk kamu yönetiminin genel özelliklerine. Türk kamu yönetiminde yöneten ve yönetilenler arasındaki kopukluk yoğun bir şekilde kendini hissettirmektedir. Bu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e de maalesef devam eden bir nitelik. Vatandaşlar yönetilecek bir kitle ve kamu hizmetlerine yararlanlar olarak algılanmakta merkezi idare tarafından bu yanlış bir algı tabii ki. Ancak artık günümüzde kamu yönetiminde modern yönetim tekniklerinin uygulandığı ve yeni yaklaşımların benimsendiği gelişmiş Batı ülkelerinde bireylerin yalnız kamu hizmetlerine yararlanması yeterli görülmemekti. Bireylerin yönetime katılımı da e, demokratik katılımı da istenen istenen bir durumu ifade etmektedir. Yönetime katılım yalnızca seçimlere katılma ve oy verme olgusu olarak algılanmamalıdır arkadaşlar. Önemli olan yönetilenlerin de karar alma süreçlerine mümkün olan her alanda etkin bir biçimde katılımlarıdır. Ancak merkezi yönetim anlayışının egemen olduğu ülkelerde yönetime katılım seçimlere katılmadan öteye gidememektedir. Maalesef Türkiye'de de bunun bundan farklı bir şey yaşamıyoruz. Halkın karar alma sürecine katılması ancak belli düzeye ulaşmış demokratik toplumlarda olabilmektedir. Yani bu bir demokrasi kültürü aslında. Ülkemizde halkın yönetime katılımı ancak genel ve yerel düzeydeki seçimlerle olabilmektedir. Bunların dışında halkın yönetime katılım yolları biçimsel de olsa maalesef geliştirilememiştir. Evet. Arkadaşlar devletin siyasi rejimi ne bu şekilde e, yasama, yargı ve yürütme ile devam ettirdik. E, tekrar hatırlayacak olursak Türkiye Cumhuriyetinin e, temel yapısı e, yasama, yürütme, ve yargı o şekilde bu şekildeydi. Bundan bahsettik. Evet başka bir e, tabloda da bu şekilde görüyoruz. Ya bunu niye gösteriyorum size? Önümüzdeki haftaki konumuzda işte tam da bu noktada yürütmenin merkez teşkilatını yani merkezden yönetim ilkesine göre merkez teşkilatının örgütlenmesine geçiyoruz arkadaşlar. Merkezi idarenin başka teşkilatı içerisinde yer alan kurumları, kuruluşları teker teker ele almaya başlayacağız. Önümüzdeki haftaki konumuz Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu olacak. Bunlar üzerinde duracağız. Evet, dersimizin sonunda yine kanalıma abone olma ve beğen tuşuna basma konusundaki hassasiyetinizi göstermenizi isteyerek ve yine yine ekranda gördüğünüz iletişim adreslerinden bana sorularınızı iletme duyurumu tekrar ederek bitirmiş oluyorum. Evet arkadaşlar. Bir dersin daha sonuna gelmiş olduk. Kamu yönetimine giriş dersimizin 5 hafta dersini de bu şekilde tamamlamış olduk. Bu hafta size güneşli güzel bir ege eee Gününde hitap ettim e, dersimiz sunumuzu. böyle Gördüğünüz gibi rengarenk, e, her sarının, e, kızılın, e, her türlü e, tonunu bulabileceğiniz bir ortamdan, güneşli bir günden hitap ettim, seslendim. E, bugün de bu şekilde e, dersimizi e, tamamlamış oluyoruz. E, önümüzdeki hafta, 5. 6. hafta dersimizde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.